Merhabalar. Ee, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Çok küçük bir aradan sonra arkadaşlar. Bu hafta video çekememiştik. Öyle oldu ve yoğun bir dönemdi. Bir, bir sene oldu geçti? Geçti herhalde. Sene geçti. Ben çetelisini tutmadım açıkçası açık ve net konuşmak gerekiyorsa gerekmiyor ee, bazen de yalan söylemeli <laughs> belki de. Aa, ama bayağı oldu evet. Bayağı oldu. Bu bir gerçek. Peki arkadaşlar bu yüzden dedik ki e, hem sizi özledik. Hem video çekmeyi, sohbet etmeyi özledik. Ee, bir haber videosu çekelim. Ee, neler yaptık bu evet. ne süreçte? Nasıl gidiyor? Arka plandan anlaşılacağı üzere ev değiştirdik. Ev evet, değiştirdik. Her, her zamanki Ona alıştınız artık zaten. zaten. Ee, i̇şte öyle bir video çekelim. Evet, öyle bir video çekelim dedik. dedik. Ee, en azından kendimizi tekrar alıştırmak için. Çünkü bizim de hoşumuza gidiyor, eğleniyoruz vesaire. Evet, neler yaptınız Gökçe Hanım? Bakıyorum ki Star Trek seviyorsunuz hala. Hala Star Trek seviyorum bu. <laughs> bu özelliğim değişmedi. değişmedi. Evet, şu an hatta Star Trek Deep Space Nine'a geçmiş bulunuyorum. Dördüncü üçüncü sezonu yeni bitirdim. Evet, dördüncü sezona yeni geçiyorum. Efendim. Ben hala the Next Generation'dayım. Ama The Next de güzel yani. Güzel, bayağı keyifli. E, ben Deep yavaş. Space Nine'ı da çok beğendim bu arada. Söylemek isterim ki e, politika e, kısmı özellikle ve karakterleri beğendim ben. Tuttum olmuş. E, efendim, başka neler yaptın Sanırım The bizim The en sevdiğimiz genişle. karakter Next Generation'dan Data değil mi ikimizin de? Data bir klasik yani. Data'dan vazgeçemem açıkçası. Ama... E, Sevdiğim başka karakterlerde gerçekten mevcut. Tabii yani sevdiğin mevcuttur de. Ya en çok, sevdiğin, çok sevdiğin ayrıdır yani. Ama mesela uh, Deep, Deep Space Nine'da uh, aşırı gereksiz bulduğum karakter de var yani o Julian Bashir. neyse. Ay, spoiler. Girmiyorum. Spoiler ben daha izlemedim. Spoiler de karakterin adı. Yani onu başarısız bir karakter olarak belirtti. tamam. <laughs> <laughs> Şimdi <ben> onu <laughs> izlerken onu ciddiye almayacağım o yani karakteri çok, çok yani çok zaman almıyor ne kadar başarısız bir karakter olmuyor. <laughs> neyse efendim. Böyle hemen girmeyelim muhabbetin dibine. Ee, neler yaptık bu süreçte sizden? Ben ben oradan... ee, bir yandan doktora yapmanın yanı sıra daha da çok çalışmaya başladım bir ee... artık enerjiyi nereden buluyorsam evet. bilmiyorum ee, öyle Ve, yani zaten bu yaptığımız şeyler de biraz e, kanala ara verme sebebimiz oldu aslında hı hı. E, çok fazla oyun oynayacak vakit de bulamıyorum ben çok fazla e, oturup bu video setup'ını ayarlayacak vakit bile çok fazla bulamıyoruz. Evet. Yani. Ben de o arada spora çok yöneldim. Çok düzenli spor yapmaya başladım. Müzik çalışmalarıma yönelmek istedim. Yani onu önceliklendirmek istedim. Hı -hı. O arada ne ne zaman oldu bu olaylar? Hatırlamıyorum ama bir EP çıkardım. Ondan sonra bir video oyununa müzik yaptım. ...Global Game Jam'a katıldım. Bu sene yine katılacağım hatta çok heyecanlıyım. E, falan filan. Bunlara öncelik verince... ...bizim e, tabii... ...kanal birazcık... E, ...duraklatılması gerekti yani. Global Game Jam nedir? Kısaca söylemek ister misin? Belki bilmeyen izleyiciler için. Global Game Jam... E, ...senede bir kez e, Ocak ayında... ...düzenlenen, bazen Şubat'a kayıyor bu sene öyle... E, ...bir... Hafta sonu etkinliği. Bu hafta sonunda dünyanın e, birçok yerinde e, düzenlenen bir etkinlik bu. E, ekipler halinde oyun yapıyorsunuz arkadaşlar. E, 36 saat gibi bir süre içinde. E, geçen sene öyleydi en azından bizim için. E, küçük bir oyun yapıyorsunuz. O oyunlar sonra paylaşılıyor. E, ödüller var vesaire. Oynanabilir oluyor. E, sitesinden girip ee, insanların 36 saatte neler yaptığına inanamazsınız. Çok iyi çok gerçekten. Var. Evet. O zaman baskısı olunca insan gerçekten bir şeyler evet, yaratıyor. Evet, kesinlikle. Ben e, müzisyen olarak katılıyorum. Oyun müziği yapıyorum ve gerekirse oyun sesi yapıyorum. Hı -hı. Bu şekilde efendim. Hı. Hı. Evet. Oyun oynayacak zaman gerçekten kalmıyor ama bazı oyunlar da çok e, e, rahatlatabiliyor. Ben bu nedenle e, Subnautica çok oynadım. Ben hep oynamak isteyip henüz başlayamadığım bir oyundur. Ee, yani e, çok keyifli bir oyun. Ee, biraz zor tabii. yani Seçenekler var başta. Ama ben Survival seçtim. Hı -hı. Ee, gerçekten çok keyifli. Özellikle daha da büyük ekranda ve çok büyük ekranda oynayabilse insan. VR da var galiba başta seçebiliyorsun. Var galiba evet. VR, var VR kullanabilecek bir aparat ama. E, Top PlayStation'da oynuyorsun. Hayır, PC'de evet oynuyorsun. PC'de oynuyorum. Hmm. Ee, Bayağı baya keyifli bir oyun. Ee, korkunç şeyler yapmana da gerek yok yani düzgün yerlerde güvenli yerlerde yüzük rahatlayabilirsin arkaya müzik açıp falan öyle sadece keyif için yani yemek yemen gerekiyor yani, o yüzden balık tutman gerekiyor ama yani, küçük balıkları tutarsın hani hmm. kafa dinlendiriyor gerçekten şey vardı ya bir de e, bilmem hatırlar mısınız e, Endless Ocean diye bir oyun vardı sonra ikincisi de çıktı onun o benim hayatta en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Ben öyle bir atmosfer daha önce yaşamamıştım. Ben şeyi çok severim, derin su. Hı hı. Özellikle balinaları çok seviyorum. Çok etkileyici buluyorum yani hayatta böyle gerçekten nefesimi durduracak kadar etkileyici buluyorum. Bazı insanların da bunun aksine derin su fobisi var. Subnautica gibi oyunlardan hı. aşırı derecede korkuyorlar ve hiç oynayamıyorlarmış. Ha. Yani ben gerçek hayatta kavram olarak düşündüğümde Kafamın üstünde yani vücudumun üst kısmında tonlarca su olduğu fikri beni korkutuyor. Ama aktif bir fiziksel fobim yok sudayken Sen ya da oynarken. Sen açıklayınca hepimizi korkuttu. <laughs> Ama şey o kadar büyük bir hacim. Neyse. Evet. Ee, ee, yani düşünsene dünyanın zaten en derin suları keşfedilmiş değil henüz. yani. Ay çok korkunç o kadar. Neler neler. Ben var bir tane falan. E, film izlemiştim. Korku filmi. E şeyde kayboluyorlar e, mağarada denizaltı şey e, top mağara yani. O kadar büyük bir mağara ki. Ay, neyse o çok korkunçtu. Adı da mağara galiba. The Cave. Güzel. E, Netflix'te gördüm. Yaratıcı geçen. Şey. Neyse. E, Subnautica'da tabi balina değildi de daha çok böyle hayaletimsi, elektrikli, hmm. radyoaktif balina falan gibi şey gördüm. daha şey. Daha, böyle, daha korkunç. Tabii. Böyle derinlerde daha yüzüyorsun bir dönme, ee, diye bir şey çıkıyor. <laughs> böyle deyince çok heves vermedi bana yani. Hala çay da içiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zeynep <laughs> içmiyor ama ben içiyorum şu an. tamam, hmm. hmm. ee, e Subnautica oynadınız. Evet. Başka, başka, başka ne yaptınız? Başka mı? e, Baldur's Gate'i bekliyorum tabii ki. Hı, Larian üç. sağ olsun. 3. Ee, onu bekliyorum. E, ee, Borderlands 3. Borderlands 3 oynadık. Oh, Biraz. Yani çok az oynadık. Yorum yapabilecek kadar çok oynamadık. Galiba, oynamadık ama. maalesef. Yani bir boss falan geçtik daha. Öyle o kadar işte bir zaman bulamadık beraber oturup oynayacak ki. Ama ben takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan mesela yeni Moxie DLC'si çıktı. Borderlands 3'ün. çok beğenildi. Gerek tanıttığı karakterler, gerek ortamlar Hı -hı. ve uzunluğu işte ayrıntıya verilen önem falan çok beğenildi gerçekten. Ben Reddit'ten takip ediyorum birazcık. Yani Gerçekten dönüp e, bir an önce oyunu bitirip DLC'lere de başlamak isterim şahsen ama işte. Aynen ama şey yani yine Borderlands e, aynı şekilde devam evet, ediyor. Evet. Ben yani, silahları çok beğendim mesela, yeni silahları daha çok yeni beğendim. Yeni silahlar çok güzel, özellikle kıyasla. ilk boss'un silahı, sonsuza kadar onu kullanabilirim <laughs> yani. Çok tatlı bir çok tatlı. şey, Ecolight'ın görüntülü bir Ama ben bir oynadığım kadarıyla bir fark görmedim henüz. Aynı güzellikte, aynı copy-paste gibi yani güzel evet. bir oyun. Çok oynarım, keyifli. Yani evet. Daha kötü değil, daha Heriz, iyi değil bence. Henüz evet çok değiştirilmiş yapıyorum. Şey. Yani ufak tefek mekanikler dışında işte o slide yapma, tutup kendini çekme. Ben tutup kendini çekme olayını çok beğendim mesela. Hmm. Ee, bayağı kullanışlı buldum. Doğrudur. Ama Ö borderlands... Önceki oyunda atlayıp çıkamadığım yerler hala içimde. Uktu okay, değil. <gülüyor> ama <gülüyor> yani, <gülüyor> ne yapalım. Ama abi? sevdiğimiz, oynadığımız Borderlands olmuş. Ben Misa'yı da beğendim şu ana kadar yani. iyi gidiyor. Evet evet. Güzel. Paraları çok elle alsan sevinirim. Çünkü üst düğüme basarsan e, duruyor. Duruyor mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Kedi tüyü her yerde var arkadaşlar. Mestanlı yaşam. Kendisi şurada oturuyor merak ediyorsanız. Dinliyor da kendisi. kendisi. Evet. E, başka Herhangi ne oyun oynayabildim? Pl Planescape Torment'e başladım yine. Hmm. E, tekrar oynayayım diye. Yine derken? E, küç küçüklüğümde oynamıştım zaten. ilk e, İlk oynadığım oyunlardan birisi. E, ama e, işte. hayat daha fazla çalışmaya başlayınca yarım kaldı. Ben dedim o zaman Baldur's Gate'i bekleyeyim. Ee, bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ama e, acaba sen hangi e, oyunlar oynadın? O şey mi? E, cliffhanger mı yaptın orada? <laughs> Hayır. Konu değişiyor çünkü ha, başka tamam. bir oyun <gülüyor> 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 Acaba ne diyecek bu oyunla ilgili Zeynep bize? Aa, ben ne oynadım? Ben e, Outer Worlds oynadım. E, aslında çok yani gördüğüm kadarıyla daha önceki e, eventlerde paylaştıkları görseller vesaire kadarıyla çok umutlu olduğum bir oyun değildi. E, ama ben e, Fallout New Vegas biliyorsunuz e, zaten birçoğumuzun çok sevdiği bir oyun. Benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. E, çok da beğeni alınca oyun dayanamadım. Aldım oynayayım dedim. E, bitirmedim henüz maalesef e, aynı zamansızlıktan. Ama... E, bayağı bir oynadım ve ben oynarken e, logları okumayı falan çok seviyorum. E, ve diyalogları dinlemeyi tamamen falan filan. Çünkü benim için Fallout New Vegas'ın e, en güzel yanlarından biri o. E, açıkçası e, yazarların Fallout New Vegas'tan da daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Hmm, ben de oynayacağım. Evet. Şu an hatırladım bu oyunu aldığımızı. Evet. <laughs> Sen bitirdin o zaman. Yok bitirmedim. Sen Bitirmeni bekliyordum tamam. ben. Tamam. Oynayabilirsin <laughs> abi yani ben kim bilir ne zaman hangi oyunu bitireceğim de ee, yani gerçekten çok iyi yazıldığını düşünüyorum diyaloglar çok güzel ee, karakterler iyi ee, karakterler iyi evet yani karakterleri de beğendim daha ee, göze çarpıcı Polat Nevegas'ı düşününce belki dünyanın daha renkli olmasından da bana öyle geliyor ama ben beğendim gerçekten bayağı sadece oyunun ee, diğer kısımları diyeyim açık dünyası mesela bir Fallout New Vegas açık dünyası atmosferi vermiyor. O da benim Fallout New Vegas'ta ikinci en sevdiğim şey o her şeyi yapabilirim şu an hissi. O pek yok ama yine de başlangıç olarak bence Obsidian'ın çok güzel bir adımı olarak görüyorum ve devamında geleceğini düşünüyorum sanırım DLC planlıyorlar zaten. Oynamadığım bir oyun hakkında bir şey demeli miyim bilmiyorum ama o açık dünya hissi ne kadar sevsem de Fallout oyunlarında beni e, oyunu bitirememeye, e, questleri takip etmemeye, ana görevleri takip etmemeye itiyordu. Evet. O nedenle bu hoşuma gitti açıkçası evet. biraz. Ama boş bir açık dünya değildi İşte işte gideyim şu otu böreği toplayayım. E börek niye dersin şimdi Hollanda'da? <laughs> Ot. <laughs> Ot deyince otlu börek yaladaktım. Neyse işte uzun zamandır yiyemediğim zaman. Otu böceği. <laughs> Diyeyim, otu böceği toplayayım gibi bir yok. açık dünya değil de, e, ama şey yani, e, ne bileyim hani her şeyi yapabilirsin Fallout New Vegas'ta. Öyle bir yani Sandbox gibi ya birazcık düşününce aslında. Hı -hı. Hani tam olarak Sandbox olmasa da e, o his sadece yok. Dünya e, biraz daha küçük ama ben görsel olarak da çok beğendim. E, mesela en çok e, eleştirilen yanlarından biri de Fallout New Vegas'ın e, bu renk skalası. Hı -hı. Çok bir, evet. o kadar aynı şeydeydi ki skalaydı. o kadar dar bir ki göremiyorsun. Nesneyi nesneden ayıramıyorsundu. Evet. Ve zaten grafikleri de çok iyi bir oyun değil biliyorsunuz. Ben, i̇şte ben PlayStation 3'te oynadım ama, onu yani. Evet. hani Modlar oluyor bazen bunları düzeltmek için. PlayStation 3'te yok, yok. Zaten PC'de de modları bence çok iyi çalışmıyor. Yani save olayını hala ben çözemedim. Yani save'lerin yarısı yükleniyor, yarısı oyunu kilitliyor hala. Neyse. Hmm. Ee, hmm. O nedenle renk skalasına bayağı özen göstermişler. Daha böyle... E No Man's Sky gibi bir e, renk skalası var. Biraz Destiny'i hatırlattı bana, ilk Destiny'i. Hoş, da. hoş. Çok hoş gerçekten, ben beğendim. Bayağı böyle durup durup bakıyorum. Bir de e, daha uzay temalı olduğu için biraz daha Hı -hı. E, sonuçta bir uzay gemisi vesaire muhabbeti var. Zaten adı Outer Worlds. E, i̇şte değişik gezegenler görmek falan filan uzay gemisinin içi biraz daha e, ilgi çekici ve hoş olmuş görsel açıdan da. Çok güzel. Efendim? Başka bir şey oynadınız mı? Aa oynadım. oynadım. Bir şey daha vardı. E, bayağı bir haber verdiniz herkese. Ucuzluğundan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Şöyle. Geçenlerde şeye bakıyordum ben. Nintendo eShop'ta Switch'in eShop'unda indirimler başladı işte. Bu tatil indirimleri falan filan oluyor ya. Bakıyorum bakıyorum. Ben normalde portları takip ediyorum sanıyorum. Bir baktım Hardware's var orada. Hardware's de benim PC'de oynayıp ee, beğendiğim ama bitirmediğim ee, araya kimlerine girdiyse artık bir oyundu. O kadar sevindim ki ben e, çünkü Switch'te XCOM tarzı oyun sadece Mario and Rabbids e, var. Benim bildiğim Mario Plus Rabbids e, Kingdom Battle var. O da harika bir oyun bence. Mutlaka o da indirimde. Onu da oynamıza öneririm. Bir gördüm arkadaşlar böyle 2 Euro'ya e, tüm oyun e, işte ile beraber gelmiş portlamışlar. Port gayet düzgün çalışıyor. Evet. Hemen aldım onu oynamaya başladım. Hard West'te işte taktiksel bir oyun. XCOM tarzı diyeyim. Ama Weird West denen mesela Westworld değil mi bizim Hı -hı. izlediğimiz dizinin adı. Westworld gibi Weird West daha fantastik daha şey o biraz daha bilim kurgu ama bu fantastik West ortamında geçen gerçekten ilginç ve keyifli bir oyun şahsına münasır bence birazcık bazı mekanizmaları var içinde şans gibi bir mekanizma var mesela o da XCOM'dan ayırıyor yani o oynanışta tam olarak XCOM diyemiyorum ve küçük küçük senaryolara ayrılmış Hı -hı. halde oyun o nedenle de sıkmıyordu Hı -hı. daha Lovecraft'in bir DLC çıkardılar onu yes. oynamadım henüz evet biraz daha o tarafa kaydılar eee ona benzer bir senaryo oynamıştım ama diğer sürü oynamadım, ee, o da ilginçti yani gerçekten ilginçti, güzel yapmışlar, ben bayağı kaliteli buluyorum Hard Ben de merak ettim şimdi Beard West temasıyla *Lovecraft*'ın nasıl birleşiyor, Evet, nasıl oradan buluşuyor. kaydırmışlar biraz ona gibi olmuş, bayağı güzel, bayağı e, öneririm yani özellikle Switch'iniz varsa 2 Euro'ya şaka hmm. gibi yani. Lovecraft demişken oraya bağlayabilirim galiba ben de, Buyurun, oynadığım bir yer şeyi. Ee, hayatımın ilk Dungeons and Dragons oyununa başladım. Hmm. E ee, Baldur's Gate'in yeni senaryosuyla hı hı. E, Eylül ayında çıkmıştı senaryo. Ee, öyle nasıl beğendiniz mi? Nasıl ben, ben beğendim. Güzel bir deneyim. İstediğin kadar e, ya yani şöyle aslında ben e, şeyimiz, e, Dungeon Master'ımız, Türkçesine bilmiyorum bunu. Ben de bilmiyorum. olması He. da gerekmiyor Yoktur belki. Dungeon Master'ımız e, deneyimli biriydi. Dedi ki işte karakter e, be, arka planınızı düşünün. Hani e, onu bu maceraya iten şey ne vesaire. Dancın ağası. Dungeon ağası. Zindan ağası değil Zindana. yani. Zindan ağası. <laughs> onu da sen bul Zeynep. Zindan ağası. Zindan, ee, zindan beyi. Zindan beyimiz. Güzel <laughs> olur. E i̇şte ben de düşündüm ki istediğim her şeyi yapabilmek için oyunda deli bir karakter olsam ee, dedim bir de ben hep oyunlarda RPG'lerde kötü olmaya çalışıyorum ama içten içe kötü bir insan olmadığım için unutuyorum hep. Hep iyilik yapmaya gidiyorum falan. da oluyor ya. Hep unutuyorum yani hiç kötü karakter olmadım. Neyse dedim gerçek hayatta olurum bari. Deli ve kötü bir karakter seçtim. Ben böyle seçtim diye tüm grup biz de kötü karakter olacağız dedi. Eh, ee, İranç bir grup oldu. Birden bir zindan beeyinin karşısında deli ve kötü, e, durmadan işte güç bende artık e, diye eleman. bağıran bir grup oluştu. Keyifliydi bence. Kötülük yapıyor musunuz gerçekten? Evet gerçekten kötülük yapıyorduk. Aa ah, evet ah, Maşallah. Evet ee, o keyifli. Süper. Ben Dungeons and Dragons denedim. Geçen sene. bayağı bir 5-6 ay kadar denedim. Hı -hı. Denedim denedim. Zorladım arkadaşlar olmadı. Çok iyi bir DM'imiz vardı. Zindan Bey'imiz çok iyiydi <laughs> sağ olsun. E, harikaydı gerçekten. E, Amerikalı bir çocuktu. Ama e, bana göre değilmiş. Ben fantezi çok seven bir insan değilim zaten. Olmadı yani olmadı. Ha, o kadar keyif alamadım. benim için. Ee, şu an e, baya keyifli. Sizinki de beydi yani. Ee, bizimki de beydi. Evet. Ee, şey Sağ olunca olsun. kadın olursa ne diyeceğiz? E, zindan hanımı mı diyeceğiz? Zindan anası. Zindan anası. Ana. Ana sevmedim. O zaman zindan ağasına dömedim. Zindan ağası ve zindan anası. Ben kadın ağa da olur. Zindan yani. hanımı. Ol, olmaz? Mı? Hanım ağa diyoruz ya o zaman ana Zindan hanım ağası. <gülüyor> zindan <gülüyor> hanım ağası biz. Evet. Bu konuyu kapatalım bence, bence artık. Bence Baya bir şey oldu. Bunlar dışında ben baştan e, bir şeyler izlemeye başladım. İzlemeyi çok sevdiğim bir şey Lütfen. olan Planet of the Apes, Maymunlar Gezegeni mi, Cehennem, Cehennem. mi? Artık nasıl çevirdiler onu e, ama eskileri izliyorum. Ben hala izliyorum. Hepsini değil, değil izli. eskileri harika. Harika mı? E, ben tabii eski bilim ben kurgu havasını sevdiğim için hoşuma gidiyor. Bir de eski bilim kurgu, felsefi bilim kurgular ben yani şey seveyim. değil. Evet, evet, e şimdi şey bir Burdulu, Kırdılı Değil yani. Hatırlarsan şey. bizim e, orijinal Star Trek'i sevme nedenimiz de bu. Gibi. Evet. Hala o benim nedenim. Güzel gidiyor, keyifli. Yavaş yavaş. Üç ayda bir bir tane izliyorum. <laughs> kaç tane film var? Altı yedi tane falan var. Şeyde yenilerle beraber mi? Değil değil. Ee, yeni yenilerin bir kısmı remake değil mi? Bilmiyorum ben, hiç bilmiyorum. Benim de aklımda. Ezberi Sadece Mark Wahlberg'in oynadığını biliyorum. Mark Wahlberg neden herhangi bir şeyde oynuyor? Ben Girmeyin Mark Wahlberg, Wahlberg konusuna. Sinirliyim o konuda her zaman biliyorsunuz. <laughs> Onunla bir sen onu güzel bir şeyler izledin mi? Ben güzel bir şey izledim. Hemen şuradan listeme bakayım. İzledim. Ben, ben de onun farkında olarak konuyu ıı, direkt ediyorum. Evet, <laughs> evet ıı, direkte etmek. Ee, beraber sen izlediğimiz... ağası demiş insansın. Terminator Dark Fate var efendim son zamanda. Ee, en güncel bunu bulabilirim size arkadaşlar. Güzeldi değil mi? Ben şöyle söyleyeyim bir yani beğendim beğendim genel olarak beğendim aksiyonu çok beğendim öncelikle ki ben aksiyonda genelde böyle gözleri kayıp artık böyle başka şeylere dayan dalan bir insanımdır. ama o bunu yaşamadık bayağı gözüm ekrandaydı sürekli olarak aksiyon güzeldi aksiyon güzeldi karakterler iyiydi bence yeni karakterler iyiydi süper derin değildi diyaloglar ama çok da olmasını beklemiyordum açıkçası. Keyifli bir sinema filmi yani evet, artık. Öyle denebilir yani Keyifli Eskisi sinema, gibi değil bilim kurgu filmi. Demek doğru bence de. Ama ben özellikle kadın karakterlerin kenar süsü olmamış olmasını beğendim. Evet o hani Sarah Connor'ın işte John Connor'a gerçi zaten Terminator her zaman kadın ...güçlü olarak gösteren Daha da güçlendiği çıkaran... anlar oldu. Spoiler... ...vermemek için belki de evet, devam etmemeli tabii. insan evet. ama. Evet. Ee, ama evet. Bayağı bir... Yani iyi e, en sonunda e, insan... ...bayağı bir oh diyeyim. içinin suları. E, i̇çinin suları mı eriyordu? Bilmiyorum. İçinin buzu mu eriyordu? Yağları. Ya. içinin ya. yağları... ...eriyordu. Ben e, bu arada Türkçeyi... ...unutmuyorum. Her zaman kötüydüm atasözlerinde. Evet. Her ya. zaman. Hep böyleydi. Zeynep hatırlarsanız eski videolardan da zaten. <laughs> arkadaşlar. Ee, evet. Yani genel olarak. Evet, yani, yani aslında şey, e, e, biz hala sevdiğimiz şeyleri yapmaya devam ediyoruz ama video çekecek zaman bulamıyoruz diye düşündüğümüz için biraz daha zahmet e, planlama zahmetine girersek yine bu izlediğimiz, oynadığımız şeyler hakkında biraz konuşabiliriz. Belki çok temalı video yapamasak da böyle muhabbet videosu evet, aslında yaparız diye yani planımız düşündük. Bakalım bu. ayda bir yapabilirsek. Konuşabilir miyim? Ayda bir yapabilirsek ne mutlu yani. Bizim evet şu anki amacımız yani ayda bir bu ne haber videolarına devam etmek. İşte ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ne haber? Falan tarzı. Yani o ay neler izledik, ne oynadık, ne okuduk falan filan gibi bir şey düşünüyorum. Kitap okudun mu bu arada? Ben çok kitap okudum. hepsi doktora ile ilgiliydi. <laughs> doktora dışında bir kitap okuduğumda çok seviniyorum. Ne okuduk? E, Ursula Le Guin'in kitaplarını okuyorum bu aralar. Ee, o da yani on bayağı bir kitap. Ama e, Yer Denizi serisini okuyorum şu an. Üçüncü kitaptayım. Beraber şey okuduk Indistractable okuduk. O da güzel bir kitaptı. Evet. Ama on, ondan bayağı bir video çıkar yani. Ya, o konuda. Evet, evet, Ki Daha evet. önce konuştuğumuz konular evet. zaten. Ben zaten hep öyle şeyler okuyorum. Yani ben genelde ya müzikle ilgili kitaplar okuyorum ya da e, şey... Sosyal medyanın e, kötülükleri falan kitapları okuyorum bu ara yani o nedenle çok e, heyecanlı bir bilim kurgu kitabı falan de yok. Yani ben öyle de söyleyeyim. Ee, bakalım. Ee, benim merak ettiğim bir şey var izlemek istediğim onu da öyle kapatmak istiyorum. Sen de düşün bu arada merak ettiğin yeni bir tüketim ürünü ne var? Aa Ben şahsiyeti izledim bunu söylemek isterim çok pardon. Tandırını çaldım. Tandır, Çaldın vaala. E, Türkçe tandır da olur. Ya bende. sus Türk yemek söyleme. <laughs> ne zamandır yemedim? E, evet, şahsiyeti izledim arkadaşlar. E, i̇tiraf ediyorum Emi olayından sonra izledim e, ve çok beğendim. E, Zeynep'e de önerdim. bilmiyorum izleyecek mi ama e, gerçekten. Beni niye zan altında bırakıyorsun? Çok beğendim. Özellikle e, konusunu çok beğendim. Konuyu işleyişlerini çok beğendim. Birkaç beğenmediğim yönü vardı. Mesela o gençlik grubu biraz gereksizdi bence. Genel olarak biraz da cringe dediğimiz tarzdaydı. Çok iyi yazılmamıştı ama bazı diyaloglar çok iyi değildi ama onun dışında çok beğendim. Oyunculuk zaten güzeldi. Ama konuyu özellikle beğendim. Ülkemizde böyle konuların daha çok işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok da cesurca ve güzel işlemişler. Ayakta alkışlıyorum kendilerine ama oturarak... Merak ediyorum ama stressiz şeyler izleme yalnızıyım bu yoğun dönemlerde. Umarım evet. bir gün sıra gelecek ona da. Komedi şeyi var ama unsuru var yani. Onunla hafifletmeye çalışmışlar ama sonlara doğru tabii böyle bir iç sıkabiliyor. Yani bizim ülkemizin durumuyla ilgili hangi dizi hiç sıkmadan tabi yani gerçekten yansıtan... sesim bile düştü <gülüyor> evet, <gülüyor> evet e, ben sana merak ettiğim şeyi söyleyerek kapatmak Lütfen. isterim e, sen de e, e, rahat hisset kendini merak ettiğim bir şey paylaşmak istiyorsan e, <laughs> yok ama ya ha? bulacağım <laughs> ya. Watchmen dizisi Watchmen dizisini çok merak ediyorum çünkü e, şey çok güzeldi çizgi romanı çok güzeldi film e hoş yani yüzde beğendim diyebilirim e, ama diziyi çok merak ediyorum şimdi ben hiçbirini tüketmediğim için bir şey diyemiyorum. Watchmen yani. yani en iyi çizgi romanlardan birisi. Okumak zorundasın. Yani. Ben de var istersen. Ee, Gökçe'nin merak ettiği bir e, yokmuş. Sosyal medya içeriği. Aa, sosyal medya içeriği. Ay, pardon. E, medya içeriği. Aa, Brooklyn nine Nine eski. Nin ben Borca Korsman'ı merak ediyordum. Başladım zaten. Yok olmaz. Güzel, fena değil. Ben çok depresif olacağını düşünüyordum. O kadar depresif değil. Um, onun dışında efendim. Batwoman başlıyor. Batwoman tamamı bitince izlerim diye düşünüyorum. Çok da merak ettiğim bir şey yok bu araya. Gerçekten de yok yani. Ben işte Star Trek izliyorum zaten. O bütün zamanım oluyor hemen hemen boş zamanımı. artık uh, Watchmen'i merak ediyorsun değil mi? Watchmen'i şu an çok meraktan ben öldüm yani. Çünkü anti-hero. Çok. Yani, ediyorum. Gerçekten ediyorum. Bu yalan değil arkadaşlar. Çizgi romanla ilgili benim sorum şu. Uh, Fiziksel olarak çizgi romanı şu an okuyamayacağım için, çünkü bu et falan Hı -hı. uzun iş. Telefondan Hı -hı. okumam gerekiyor. Telefondan bir şey okumaktan da çok keyif almıyorum. Hı -hı. Watchmen var mı acaba? Niye DC gibi hissediyorum ama emin değilim. Ya, Alan Moore? Daha bilmiyorum. Ya bundan... Bil, bilmiyorum. Ya. Ben çizgi roman kültürü olan bir insan değilim. Ama Marvel'ın çok güzel bir Marvel Unlimited app'i var e, Hı -hı. telefonda. Onunla bayağı keyifli okunuyor. Aslında Marvel'sa ben ona bir el atayım. Evet. Umarım um, hoşunuza gitmiştir. İzlemişsinizdir sonuna kadar biz yine 10 dakika konuşacağız deyip 25 dakika konuştuk. Öyle bir şey demedim ben. Ben dedim ya sana 10 dakika konuşalım dedim. Aa ben hiç duymamışım ya. Ben de az konuştuk diye düşün üzülüyordum. <laughs> Normalde daha uzun oluyor videolar falan. Çok uzun olunca da millet yorum yazıyor ay olsa biraz bunlar Ama diye. herkesi mutlu edemeyiz arkadaşlar yani. Evet. Bir de zaten hani böyle aylık gibi olacağı için bence yarım saat yeter Zeynep yani. Yani e, isterim ki herkes mutlu olsun bu dünyada. İlginç. Evet. E, meditasyona başladım geri. E, böyle şeyler söylüyorsun. <laughs> ben mutlu olayım. ailem mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Güzel bir kafalarmış ben. Ger gerçekten hoş şeyler. neden olmasın? Neden olmasın arkadaşlar? Olsun yani. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar ee, bize katıldığınız için. Biz sizi özledik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir. Ee, yeni video geliyor mu? sorusunda da böylece e, bir yılın ardından yanıtlamış olduk. Geliyor. Ayda bir geliyor. Ayda biri kaçırırsak ikinci ay geliyor. Öyle şeyler yani. Geliyor ya yani. genel olarak gelecek. Genel olarak gelmesini istiyoruz. İnşallah. Umuyoruz. O olacak gibi. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.